TV264'ten herkese merhaba. Bir Kitabın Ortasından programıyla da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum iş adamı Rahmi Sak. Rahmi abi hoş geldin programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın abi? Sağlık, sıhhat, afiyet nasıl? Teşekkür ederim, sağ ol. Malum pandemi sürecindeyiz. Hiç hastalığa yakalandın mı? Koronavirüsle karşı karşıya geldin mi abi? Ya bu süreçte yaklaşık 15 aylık süreç içerisinde hiç yakalanmadık. Ben yakalanmadım. Hatta bir ara test de yaptırdım bir gerekçeyle. Antikor testi de yaptırdım. Yakalanmamışız. Bugünlere kadar geldik sağ salim. Fakat tabii çok sıkıntılı bir süreç oldu. Tanıdıklarımız, dostlarımız, yakınlarımız yakalananlar oldu. Ölenler oldu. Yani benim biliyorsun yakın arkadaşım Şadi Tanış, onun eşi Neşe Hanım. Evet. Neredeyse haftada birkaç gün biz orada çarktan sonra konakta onun olduğu yerde bulunmaktayız arkadaşlarımızla beraber. Dolayısıyla haftada birkaç kez gördüğümüz, bize de hizmet eden bir kadındı yani. Sağlığı son derece yerinde Neşe Hanım, Allah rahmet eylesin. O bizi çok üzdü. Hatta dün de cenazesine gittik. Osman İbrahim Baş var, avukat. Onun yanında İrfan kardeşimiz. O da rahmetli oldu. 44 yaşında kendisi. Yani bu ve buna benzer çok şeyler yaşandı. Tanıdıklarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız. Bu üzüntü süreç çok üzdü bizi ya. Abi seni hepimiz tanıyoruz. Sakarya'da tanıyor ama böyle programlarda adettendir. Kısa bir özgeçmiş alabilir miyiz? Kimdir Rahmi Sak? Neler yapmıştır bugüne kadar? Nasıl bir ailede yetişmiştir? Kardeş ben Sakarya'da 18.1.1964 Sakarya'da doğdum. İzmit Caddesi'nde Eğri Sokak, Yeni Cami'ye 250 metre mesafede bir mahalle ebesinin marifetiyle dünyaya gelmişiz sabah namazı vaktinde. Ondan sonra hayatımızın önemli bir kısmı Yeni Cami, ilkokulda da Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda başladım. Ondan sonra ortaokulu Ali Dilmen Lisesi'nde, yani Mustafa Kemal Paşa'dan sonra bir 500-600 metre ileride. Liseyi de Ali Dilmen Lisesi'nden 300-400 metre ileride Endüstri Meslek Lisesi'nde motor bölümünden mezun oldum. İşte milliyetçi muhafazakar bir ailede yetiştik, öyle söyleyeyim. Ticarete ne zaman başladın abi? Çocukluğumuzdan beri ticaretin içerisindeyiz. Neden böyle? İşte okula gidip geliyorduk. Dükkan hemen Yeni Cami'nin dibinde. O zamanlar yoğurt ve dondurma ağırlıklı. Bir de kışın boza yapıyoruz. Dolayısıyla okul sonrası zamanlarımızı çocukluğumuzdan itibaren dükkanda geçirmiş olduk. Ticarete çok erken yaşta başlamış olduk yani. Ha ondan öncesi de dersen işte mahallede herkesin hikayesinde vardır. 5-6-7 yaşlarında işte Ramazanlarda kaymak satmak. Hı hı. İlk ticaretimiz böyleydi yani. Evet. Ali Koka bozası şehrin en büyük markalarından biri. Ali Koka'nın hikayesini dinleyebilir miyiz abi senden? Evet. Ali Koka bizim firmamızın ismi. Ali Koka benim dedemin kayınpederi oluyor. Yani esas oradan gelmiş bize iş. Rahmetli Ali Koka bu işe İstanbul Kasımpaşa'da başlamış ilk olarak. Daha sonra Sakarya'ya gelmiş. Yani dedem vasıtasıyla. Rahmetli Ali Koka'nın oğlu yok. Kızı yani babaannemin eşi Hasan dedem. O devam ettirmiş. Sonra Sakarya'ya gelmiş. Sakarya'da başladık bu işe. Kışları boza, dediğim temin söylediğim gibi yazın dondurma, yine kışın ilk zamanlarda yoğurt yapıyoruz. Babamlar tabii daha öncesinde helva ve ufak tefek sulu yemek de yapıyorlarmış ilk zamanlarda. Öyle başlamış. Evet. Bir gazetecilik geçmişin de var abi senin. Yeni Ada Gazetesi. Ya evet. Medya sektöründe de yer aldın bir o dönem. Nasıl oldu, nasıl gelişti? Kısa bir dönemde gerçekten bir idealist yaklaşımlarla bu işe girmiştik, öyle söyleyeyim. Sen de tanırsın, rahmetli Selahattin Şimşek bizi yönlendirmişti o zaman. Evet. Medya, efendim gazetecilik, televizyonculuk, tiyatro, sanatsal faaliyetlerde falan. O zaman da Cihat Zafer kardeşimizle beraber Yeni Ada diye bir gazete kurduk. Yanımızda da bir ortak kardeşimiz var. Cevdet abi, Cevdet Güngör, Hüseyin Cumalı. Yani seni yakından tanıyacağın
Şimdi Güngör Asbaş, bunların hepsi şu anda tabii gazeteciliğe devam ediyorlar. Onlarla beraber idealist bir takım yaklaşımlarla bu işe girdik. Gazetecilik dedik kutsal bir iştir. Yani peygamberler Allah'tan insanlığa haber getiriyordu. Fakat tabii günümüzde çok fazla spekülasyon olan bir meslek. Çok zor yani gazetecilik. Neden diyeceksin? İlk çıktığı gün Hanover'de fuardayız. Gazetenin çıktığı gün. Tesadüfen bir önceden planlanmış bir program var. O zaman meclis üyesiyim ticaret odasında. Hanover'de fuara gittik. Birinci günü Sakarya'da bulunamadım gazetenin ilk çıktığı gün. Fakat telefonlarım susmuyor. Almanya'da Hanover'deyim. Manşet haberlerden bir tanesi, o zaman bir partinin ilçe başkanı öldürülmüş. Zannediyorum Hüseyin Cumalı katledilmiş diye bir başlık atmış. Vay efendim niye böyle? Ulan dedim daha birinci gün buz dedim ya, bu daha ilk gün yani. Dakika bir gol bir. He, telefon üstüne telefon. Tabii bir şeyden de haberim yok yani benim gazeteciliğim. Onun için gazetecilik gerçekten çok onurlu bir meslek. Fakat tam tersi de olabiliyor yani. Yani haysiyetsiz insanlar da, bilhassa son günlerde isimleri ön plana çıkan bir iki gazeteci oldu. Yaptıkları utanç verici şeyler yani. Yani nasıl sana söyleyeyim, en ağır mesleklerden bir tanesi madencilik gibi gözükür. Ben o arada onu öğrendim. Gazetecilikten daha ağır, yıpratıcı bir şey yok. Çünkü hem onurlu davranacaksın, hem adil olacaksın, canlı kalacaksın. O üzülecek, öteki üzülmeyecek, bir iki sevinecek falan, bir denge, bir şey, adil. Ulan bu dedim nasıl bir şey ya? Yani bir insan sırtında taş taşıyabilir de küfelerce, ama nefreti, öfketi, öfkeyi, kini taşımak mümkün değil yani. Ulan bu bana, ha bu bana göre değil. Bunu daha sonra değerlendirdim. Ben gazeteciliği 3-4 ay sonra ideallerimin dışında bir takım gelişmeler olduğu için ayrılmak zorunda kaldım oradan. Fakat daha sonra değerlendirdiğim zaman, yani yakın arkadaşlarımız var. Ben her gün birkaç tane gazeteciyle beraber oturuyorum. Yani öyle denk geldi hayatımız yani. İşte Zeki abi, Zeki Aydıntepe, işte Özgür Arık falan. Yani basından. Bunlarla da istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Gerçekten çok zor. Yani bir orta yolda hareket edip hem adil olmak falan çok ağır yani. Çok ağır bir iş ya. Çok yıpratıcı bir iş yani. Bunu da görmüş olduk bu vesileyle, yaşamış olduk yani. Bilmiyorum tabii, siz de gazetecilik yapıyorsunuz. Kim bilir neler yaşıyorsunuz. Evet, evet. Senin de bazen yazılarını okuyorum. Ortadan eleştiri yani. Esasında insanlar, sözler vardır yani, dost acı söyler. Öyledir yani. O önemli olan odur ya. Ben şimdi gazete okuyorum, muhalif gazeteleri okuyorum. Kardeşim benim içimde bir hakikat tohumu var zaten. Oradan okuyorum. Tez, antitez. Onun tezi, benim antitez. Sonra analiz yapma imkanım oluyor. Bazen de yanlışa düştüğümü anlıyorum yani. Ama at gözlüğüyle her zaman bildiğin yoldan. Kardeş başka düşünün, başka şeyleri konuşanlar, başka düşünün. Onları da dinlememiz lazım. Ki bizim oturduğumuz toplulukta da öyle insanlar var. Herhalde daha sonra belki geliriz oraya da konuşuruz onu yani. Ticaret yapılırken tabii her zaman konuşuruz, dürüst ticaret yapmamız lazım. İşte esnaflık yaparken hep ahilik kültüründen bahsederiz. O kültürle esnaflık yapmak lazım. Günümüzde kaldı mı abi böyle değerler? Ya şimdi çok enteresan kardeş. Bizim insanlarımızda acayip bir cesaret var. Kendim de buna dahil. Örnek olarak vereceğim. Elegant diye bir restoran açtım. Haddimi açtım orada. Restoranı açtım ama haddimi de açtım. Şimdi Yahudi çocuklarına öyle yaparmış yani. 100 lirası varsa 10 lira 20 liralık bir sermaye ile başlatır. Geride öyle bir, bizde öyle bir şey yok ki. Kendim de ben düştüğüm için söylüyorum yani. Hayatımdaki en büyük hatalardan bir tanesi. Nedir? İşte Sakarya'da Avrupa Gıda Kodeksine uygun bir mutfak yaptık. Bıraktığımda bir tonun üzerinde sızma zeytinyağı vardı yukarıda. Ama haddimi aştım derken nedir? Benim imkanlarım onu açacak kapasitede değildi. O zamanın belediye başkanı ve oranın ilgilileri geldiler, rica ettiler. Bana burayı yap diye rica ettiler. Ben de o heveste girdim. Fakat ekonomim yeterli değildi. Haddimi aştım dediğim o. Dolayısıyla sıkıntıya düşüyorsun yani. Bu sefer ödemelerde de sıkıntıya düştüğün zamanlar oldu. Neyse, Allah'a şükür hallettik, sorunları geçtik yani.
Yani bizim babadan dededen kalan öyle bir imkanlarımız da yoktu yani. Gerçekten durum böyleydi yani. Dersen ticaretle ilgili. Benim için çarpıcı bir şey var. Amiş Efendi diye birisi var. Fatih Sultan Mehmet'in türbedarı. 1796 yılında doğmuş. 1922 yılında ölmüş. Yani 17. yüzyılın sonuna doğru doğuyor. 18. yüzyılı tamamen yaşıyor. 19. yüzyıldan da 22 sene yaşıyor. 126 yaşındayken ölmüş. Tek cümlelik bir şey. İstanbullu paşalardan birini, yine İstanbullu tacirlerden birini almış yanına, ziyaretine gitmiş. Buna söyleyeceğim bir şey var mı demiş paşa, yani bir tavsiye edeceğim. Söylediği kelime şu: bir malı alırken satıcı gibi davran, satarken alıcı gibi davran. Başka bir şey söylemeye gerek yok ki ya. Bak, bir malı alırken satıcı gibi davran, satarken de alıcı gibi davran. Empati. Hiç başka hiçbir şey söylemek. Eğer bunu bir insan, ticaret erbabı içselleştirirse başka hiçbir sorun kalmaz orada. Ama sen bu malı satacağım diye yalandan bir takım reklamlarla, şunlarla bunlarla olmayan bir şeyleri varmış gibi gösterip satıyorsan bu son derece yanlış bir şey yani. Doğru. Bak, iki kelime değil mi? Alırken evet, satıcı, satarken alıcı gibi davran. O benim için çok çarpıcı gelmiştir. Biz şimdi tabii ticaret yaparken sıkıntılı dönemlerden de geçtik. Gerçekten. Allah'a çok şükür açtık onları. Bugünlere geldik. Şu anda yani kamyon bazında mal alıyorum. Boza yapıyoruz, plastik. Çek yok, senet yok. Daha birbirimizi görmedik yani. Çorlu'dan getirtiyorum. Gemlik'ten de alıyorum bir yerden. Çorlu'dan getirtiyorum. Hiç mal geliyor. Ben daha sonra parasını ödüyorum adamlara. Bak, senet yok, çek yok. Şimdi bakıyorsun. Senet veriyorlar, çek veriyorlar, ödemiyorlar, sıkıntılar, şunlar, bunlar falan. Ya arkadaş, imkanından fazla hevesi olan rezil olur diyor bilgeler. İmkanından fazla hevesi olan. Bizde de bir acayip bir cesaret var işte. Arkadaş, ya görüyoruz yaşananları yani. Ya adamın imkanı yok. Bir hayal peşinde bir şeye giriyor. Ondan sonra kendi sıkıntıya düşüyor. Etrafını, çevresini sıkıntıya düşürüyor. Böyle bir sıkıntılar yaşanıyor yani. Dolayısıyla imkanımız olacak ve imkanımızın küçük bir kısmıyla hareket edeceğiz yani. Kanaatkar olacağız. Evet. Mesela benim Sakarya'da bizden sonraki nesilde yetişen bir Bahadır Lezzet Lokantaları Sami Özkurt var. Dikkatle izleyin o kardeşi. Neler yaptığını bak. Ticaretiyle beraber nasıl davrandığını, nasıl yaşadığını bir araştırın yani. Çok enteresan bir şey yani. Çok önemli birisi. Sakarya'da sizin söylediğiniz şey üzerine söylüyorum. Hani ahilik, şu bu falan. Evet. Ahilikte biliyorsun pabucun dama atılması hikayesi var. Niye atılıyor pabucun dama? Hata yaptın, pabucun dama. Utanç içerisinde kalıyorsun yani. Yani rezili ve rüsva oluyorsun yani. Ama şimdi maalesef evet. Ama iyi insanlar da var tabii. Onu da tabii söylüyoruz yani. Yani elle gösterici bak, köfteci İsmail var. Babalarından almışlar, bir yere getirmişler işlerini. Efendim bak, Tuna abi var, Tuna Tan. O da yani Sakarya'nın başarılı. Ben bunu hep yiyecek şeyinden veriyorum. Biz şimdi 5. Meslek Komitesi'ndeydik meclisiyken. Bizim o kafe, restoran, lokantalar falan bunlar olduğu için bunları değerlendiriyorum. Mesela o Adı Bahçe, o genç kardeşlerimiz, onlar da aynı şekilde ön plana çıkan ve işlerinde başarılı olan kardeşlerimiz yani. Bir kötü derken yani herkes kötü değil yani. Evet. Dikkatle takip edilmesi gereken, destek olunması gereken insanlardan bahsediyoruz yani. Peki abi, günümüzde arkadaşlık, dostluk, kardeşlik, hemşerilik gibi hasletlerde bir yozlaşma var mı? Yahu şimdi Engin, ben başka bir modda yaşamaya çalışıyorum, inan buna. Ama tabii sürekli dinamik kalmıyor. Kusur görenindir diyorum yani. Kusur görmemeye çalışıyorum. Şimdi tabii dostluk, arkadaşlık diyorsun. Yani komşuluk falan. Dua da ediyorum. Ya Rabbi, dostluğumuza, arkadaşlığımıza, komşuluğumuza, akrabalığımıza sonsuz şükürler olsun yani. Ya komşuluk değil mi şimdi? Komşu komşudan emin olmadıkça cennete giremez. Daha yani bunun üzerine ne konuşacağız ki yani? Arkadaşlık diyorsun, dostluk. Önemli yani. Aşk, dost.
Yani iki ruhun bir bedendeymiş gibi olması diyor yani. Anladın mı? Öyle ki yani acılar, şunlar, bunlar birbirimizden uzakken bile hissedebildiğimiz insanlardan bahsediyoruz. Tabii pragmatizm ön plana çıkıyor. İnsanların ihtiyaçları sınırsız, imkanları kısıtlı. Bakıyorsun arkadaşlar birbirlerine hata da yapabiliyorlar. Çok çeşitli gerekçelerle. Bunlar tabii gereksiz şeyler yani. Şehrimizin sözü dinlenen, insana huzur veren büyükleri, abileri, kanaat önder olarak görülen insanlar vardı. Evet. Sen de bu insanların birçoğuyla arkadaşlık, kardeşlik, dostluk kurdun. Onlardan biraz bahsedelim. Rahmetle yad edelim istiyorum. Merhum Selahattin Şimşek'le başlayalım. Evet. Selahattin abi, Allah rahmet eylesin. Benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Yani bütün paradigmamın değişmesine başlangıçta sebep olan odur. Ben bambaşka bir alemde yaşıyordum onu tanıyana kadar. Gerçekten. Yani bambaşka bir alem derken aklına gelebilecek her şey vardı yani. Uyuşturucu hariç hepsi vardı yani. Onu tanıdıktan sonra hayatımız başka bir yere doğru evrildi. Çok beraber günler geçirdik kendisiyle. Tabi İran seyahatimiz de oldu. 21 gün falan İran'da kaldık. Türkiye'nin çeşitli yerlerine de beraber gidip seyahat etmişliğimiz var. Bambaşka bir insan. Onu ben şimdi nasıl tarif edeyim sana? Google denilen bir şey var. Hatta şimdi daha yenisi çıkmış. Bizim Şadi basıyor buradan. Soruyor oradan bir kadın cevap veriyor ona anında. Siri miri diyorlar. Evet, doğru evet. mu? Doğru. Öyle bir şey. O da rahmetli de onun canlı versiyonuydu. Ya her konuda düşüncesi, fikri ve cevabı olan birisiydi. Mantıklı cevaptan bahsediyorum yani. Bir nasıl bir şey varsa yani zeka, akıl varsa ki ben o konuda muzdaripim. O öyle enteresan bir insandı yani. Demin çok... söyledin ya abi kısa ve öz diye. Özdeyiş özleri. Ha tabii. Yani çok büyük hakikatleri iki kelimeyle, üç kelimeyle, bir cümleyle ifade edebilen bir yetenek. Evet, aklıma geldi şimdi. Onu da ondan bir iki tanesini de söylemiş ve onu anmış olalım. Yaşlanarak değil, yaşayarak kemale erilir. Zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır. Bak şimdi. Ahlak ve zarafet bütün gönül gümrüklerinde geçerli pasaporttur. Hiçbir kalbe kapısı kırılarak girilemez. Siyasetle ilgili de bir tane söylemiş olduğu bir şey vardı. Düşmanın açık bıraktığı kapılar onun istediği yere çıkar. Örümcekler kendi ağlarına takılmaz. Evet. Evet. Bir de hayat ancak dost doğru yaşamaya yetecek kadardır. A kadar. Aynen. Yanlış yaşanacak senelerin yanlışını ihtiyarlığın silgisi silmeye yetmez. Devamı da o. Evet. Hayat ancak dost doğru yaşamaya yetecek kadardır yani. Evet. Ne kadar güzel değil mi ya? Allah rahmet eylesin. Evet. Doktor Sadık Canlı ile devam edelim. Sadık abi. Onunla da tanışmamız. Onun eviyle bizim dükkanımız arasında herhalde 100 metre falan bir mesafe var. Yeni camiye geliyordu. Oradan o zaman tanıştık Sadık abiyle. Bizim de tabii bakış açımız değişti falan. Onunla da bir arada olmak durumunda olduk. Sabahları sabah namazından sonra Sadık abi yürüyüşler yapardı. Biz de katılırdık zaman zaman ona. Hatta Zeki abiyle de katılırdık yani. Çok gözyaşları içerisinde yürüdüğümüz de oldu. Yani şimdi bunları da söyle derken bizim hata... Ya bizim de insanız kardeşim. Hatalarımız, kusurlarımız var tabii ki yani. Ama bunları da yaşadık yani. Sadık abi enteresan bir adam. Avrupa'da eğitim görmüş. Almanya'da. Türkiye'ye gelmiş. Başarılı da birisi. O da başka türlü yaşamaya başlıyor. Tekrar çağırıyorlar Almanya'dan falan gitmiyor. Benim hatırladığım, bildiğim o yani. Alternatif tıp üzerine çalışmalar başlıyor. Modern tıpla bir mesafe koyuyor arasına. Modern tıpla. Alternatifle ilgili ne yapıyor? Mesela benim şahit olduğum iki tane konu var. Çok ciddi. Bizzat kendi babamın yaşadığı. Rahmetli babam 2010 yılı Temmuz ayında rahmetli oldu. Safra kesesi kanseri olmuştu. Ondan 3 sene önce falan 2010'dan. Babam evde yatıyor, hiç kımıldamıyor yani. Hiç bir kaşık su içemiyor. O vaziyete geldi. Hastaneye götürdük. İşte röntgen mütehassısı, doktorlar, başhekim şu bir konsültasyon yaptılar. Çıktı Sadık abi dışarıya.
Allah rahmet eylesin. Bana dedi ki, Rami dedi, babanın rahatsızlığı ciddi. Evet, şöyle olmuş, tamam. Ameliyat olması gerekiyor dedi. Ameliyat olursa dedi, kurtulma şansı %5. E olmazsa dedim abi, ölüyor dedi baban dedi yani. Durum böyle gözüküyor dedi. Peki dedim ne yapacağız abi? Ya ben de sana onu söylüyorum. Abi dedim sen ne diyorsan onu yapacağız. Bana soruyorsan dedi eve götürelim dedi. Tamam abi nasıl diyorsan dedi. Babamı eve götürüyoruz ama babam bitkisel pozisyonda yani. Hiç ne bir yiyor bir şey yiyor ne bir şey. Getirdik eve. O zaman onun bir Hasan amca diye birisi vardı Erdek tarafında. Orada bir ilaç hazırlattırdı. Bir kola şişesi gibi, Coca-Cola gibi bir şey geldi. Beyaz bir şeyde. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beşinci günü babam bir kendine gelmeye başladı. Bir hafta sonra yemek yemeye başladı. Dedi ikinci üniteyi yapacağız. İkinci üniteyi yaptık. Babam kendine geldi. Normal bir insan haline geldi. Olacak iş değil yani. Bak, ameliyat olması lazım denilen ve ameliyattan sonra da yaşama şansı %5 denilen babam normal bir insan haline geldi. 3,5 sene falan yaşadı ondan sonra yani. Bir de babam Kırkpınar'da sabah kahvaltısını yaptı annemle beraber. Sonra uzanmış, uyurken öldü yani. Böyle ağır bir hastalık, sıkıntıları var. Öyle bir pozisyonda da değil yani. Bizzat kendi yaşadığım şey için. E şimdi buna ne diyeceksin yani? Bu alternatif tıp çalışması. Modern tıbbın ona verdiği cevap bu. Diyor ki ameliyat olması lazım. Ameliyattan sonra da yaşama şansı %5 diyor. O da diyor ki bana sorarsan eve götürelim bir şey hazırlatalım bakalım inşallah ümit ettiğimiz sonuçlar ulaşırız falan diye. Ben tabii ona hemen teslim olmuş vaziyetteyim ya. Velhasıl böyle bir şey yaşadık. Yani başka şeyler de yaşadık ya Sadık abiyle. Çok ilginç yani. Akılla izah edilecek şeyler değil yani. İşte bu metafiziğe giriyor yani. Evet. Akıl ötesi durumlar var yani. Biz bunları yaşadık gördük yani. Allah hatta Allah bir tanesine de ben dedim ki abi bu durumun ismine beyin zehirlenmesi deniyor. Bir şey yaşadık. Adam dedi ki bize Antalya'da beraber gittik. Terminalde bulduk adamı. Öldü o da şimdi. Bunlar böyle sarıklı öyle hoca falan değil yani. Böyle değişik modeller bunlar yani. Kalp çarpıntısı 185. Sürekli bir insanın kalbi 185 çarpar mı ya? Ancak sürekli maraton yaparsan falan olur bu yani. Ağır sporlarda olur. Adam dedi küçük akıl büyük akıla galip gelmiş dedi. Allah Allah ne diyor ya? Düşünme yetisi bir sorun var. Kaos içerisindesin. Sürekli onu düşünüyorsun. O düşünme büyük akıla galip geliyor. Oymuş küçük akıl. Orada da adam dedi ki 78 defa her namazdan sonra ya hakim diye zikir yapacaksın dedi. Nişantaşı'nda doktorlara gitmişsin. Kalp uzmanları en iyi, Türkiye'lerin en iyisi. Cihazlar takılıyor şu bu. şu bu. Ne yapıyor? Her şey yapılıyor o zaman yani. Hiçbir şey yok. Ama nesnel olarak bir şey var. Kalbin 185 atıyor. Tabii bütün gün boyunca değil. 10 dakika boyunca 185 atıyor. Bunun altyapısında psikolojik bir şey var yani. O adam da bir hafta içinde bunu çözüyor. Bunlar benim bizatihi yaşadığım şeyler. Şimdi Bilge Hekim diye sağ olsun. Bu arada onu da analım Yusuf Alemdar. Kitap bastı onun hakkında. Evet. Bilge Hekim. Evet Bilge Hekim işte. Benim bizatihi yaşadığım, kendi ailemle ilgili yaşadıklarımı söylüyorum. Başka yaşananlar da var yani. Yakında şahit oldum. Başka bir şey daha öğrendim. Aklıma geldi şimdi onu. Sadık abi yanıyoruz ya burada. Yakın tanıdığım bir arkadaş. İki arkadaş. İkisinde de ülser var. Aşağı yukarı midelerindeki yaralar aynı. Şimdi dedi ki anlatıyor Sadık abi. Bak bunların ikisinin hastalığı aynı. Yaralar aynı. Fakat verdiğimiz ilaçlar bunu iyileştirmiyor, bunu iyileştiriyor. Allah Allah. Niçin abi? Neden böyle bir şey? Mizaçla ilgili. Öbür kişinin mizacıyla ilgili. Biri iyileşiyor, birisi iyileşmiyor. Ya bunlar hiç duymadığımız şeyler yani. Aklıma geldiği için de söyledim.
Sadık abi. Şimdi de Selim Gündüz Alp'tan bahsedelim biraz. Abi Selim Hüseyin Şengör. Hüseyin Şengör. Ya bunları ben inan buna neredeyse her gece anıyorum yani. Selahattin abi. Çok andığım insan var bizatihi. Tabii Selim Gündüz Alp'in yanında, senin yanında biz ne diyeceğiz onu da bilmiyorum ya. Çünkü sen çok daha yakındın. Hüseyin abi, o da Allah rahmet eylesin. İşte dergi. Sıracılar'da oturuyoruz biz de. O dergi de oradaydı. O da enteresan. Allah'lık adamlardan bir tanesiydi ya. Geliriz oraya dergiye. Orada fakir öğrenciler, işte yurt dışından gelmiş öğrenciler, değil mi? Evet. Sohbetler. Bunlar hep insanlığa bir güzellik katmak için yapılan çabalardı ya. İşte onlardan bir tanesi de Hüseyin abiydi. Sen anlat Hüseyin abiden biraz. Ne var mesela? Bir gün beni aradı Hüseyin evet. abi. Böyle yana yana çalıyor telefon. Ben de başka bir yerdeydim. Telefon da gazetede masamdaydı. Koşa koşa gittim. Baktım Hüseyin abi. Buyur abi dedim. Çabuk dedi, kalk Elegante'ye gel dedi. Allah Allah, bir şey mi oldu? Çabuk dedi. Hemen dedi, işi gücü bırakıyorsun geliyorsun. Ben tabii koşa koşa geldim. Sen varsın. Süleyman Gündüz var. Milletvekili. Hüseyin abi var. Bir kahvaltı yapılıyorsun hep beraber. Bir bak, hatırlayamıyorum ben ondan bunu. Ondan sonra evet. geldim işte ben de. Geldi de otur dedi. Hoş geldin, beş gittin. Şu dedi, zeytinden tatmanı istiyorum dedi. Özel dedi, bir yerden gelmiş dedi. Şu lezzeti bir tat. Aldım zeytini, tattım. Bunun için dedi çağırdım seni dedi. Gör dedi Allah'ın nimetini dedi. Vay nasılsın ya. Yani o zeytini senin de dedi tatmanı istedim. O tadı. Allah neler yaratıyor, nasıl nimetler yaratıyor. Ya. Şükür yapalım hep beraber diye. Evet. Yani evet. kimin aklına gelir değil mi? Yani bunun için kalk gel şey yap. Evet. Ben de zannettim bir şey oldu. Birine bir şey oldu. Böyle bir adam Hüseyin abi de. Yani bir şey geliyor gece 2'de 3'te aklına geliyor. Unutmamak için hemen arardı. Ya. Son senelerde de Ramazan programları işte o iftar evet. sahur. Evet. Selahattin Şimşek'i, Sadık Canlı'yı, Selim Gündüz abi konuştuk. Abi senin hayatına doğrudan etki eden, sende değerinizden bırakan başka kimseler var mıydı? Ya olmaz mı? Hayat devam ediyor. Ölene kadar da bu insanlar birbirimizi etkiliyoruz ya. Gerçekten hani az önce dedik ya dostlar. Ya insan susuz elektriksiz ne bileyim yaşayabilir ama dostsuz arkadaşsız yaşayamaz ya gerçekten. Şimdi insanlık ihtiyaç kültüründen arzu kültürüne evrildi şu anda. Gerçi son zamanlarda sıkıntılar, başka türlü sıkıntılar yaşanıyor ama benim için en önemli olan son 25-30 senemi söylüyorum. Bir dostla veya bir dost meclisinde yapılan bir sohbet esnasında ulaştığın has. Bunlardan bir tanesi de şimdi rahmetli oldu. 2002 yılında Şeref amca vardı. Fırıncı Şeref amca. Fotoğraf nasıl? Fotel şapka. Kısa boylu. Takım elbise. Yelekli. Kravat. Bu şehirde yaşayan Allah dostlarından benim için böyle yani. Birisiydi. Allah rahmet eylesin. Küçük ağa tesislerinde Metin abi vardı. O da rahmetli oldu. O ona ikinci katta oturması için tesislerin Pamukova yolunda. Hı. Orada otururdu rahmetli. Elinde tesbih. Baksan hiç model farklı. Başka bir dünyada yaşıyor. Böyle bir adam yani. Hayatımdaki önemli insanlardan bir tanesidir. Çarkı ilk aldığım zamanlar çeşitli sıkıntılar şunlar bunlar yaşıyor. Daraldım. Doğru Şeref amcanın yanına. Şeref amca bütün elektriği alıyor, doğru geriye dönüyorum. Bak, ya önemli bir insan yani. Ne kadar önemli? Bak hayvanlar bile anlıyor yani. Şimdi sana anlatayım neden ne kadar önemli. Rahmetli oldu 2002 yılında. Ölmeden önce de bizim aslan var, aslan konuk sigortacı aslan. Onunla beraber gidip geliyoruz yanına. Hayatı çay sigara. Benim tanıdığım bütün yani. İyi insan, Allah dostlarının hepsi de çayı sigara içiyordu. Çok enteresan yani. Bir tek şey hariç galiba. Hüseyin şey abi. Değil mi? İçmedi o hiç. Selahattin abi. Bir ara içmiş galiba. Sigarasız yapmaz. Sadık abi sigarasız yapmaz. Şeref amca çay ve sigara. Oğlum bak haber vermeden gideceğim dedi. Haberiniz olsun dedi. Bak hem haber veriyor hem haberiniz olsun diye. Haber vermeden gideceğim dedi. İşte bir gece teheccüd namazına kalkmamış. Şimdi o model bak teheccüd namazı kılıyor. Kalkmamış, yenge uyandırıyor onu.
Şeref amca eli böyle, ölmüş. Allah rahmet eylesin. Tabii cenazesine gittik. Ali Fuat Paşa o tarihi köprünün ayağında camide cenazeye gittik. Evin oradan oraya getirdiler cenazeyi. Yanımda da baba Hakan var bizim. Hakan Sezer. Onunla beraber. Hakan'ın evinde de kediler var. Kedi geldi arkadaş. Musalla taşında böyle iki taş var onun üstünde duruyor. Arası boş. İki ayağının üzerine kalktı. O kalabalığın içerisinde. Böyle tabutu alttan sevdi. Baba şok oldu, baba Hakan. Ya dedi bu dedi. E dedim baba yani şimdi bu hayvan ne hayvan? Biz anladık zaten de. Bak hayvan da dedim anlamış dedim yani ne olduğunu. Yani böyle bir adam. Evet. O da hayatımızda önemli insanlardan bir tane. Ama şimdi tabii devam ediyor. Yaşam devam ediyor. Şaban abi, komünist Şaban. Önemli, benim için önemli insanlardan bir tanesidir. Komünist Şaban diye söylüyorum. Şimdi Yalçın Hoca var, ülkücü. Tanır mısın Yalçın Hoca'yı? Emekli öğretmen. Bak bunlar farklı görüşte insanlar. Ama birbirlerinin iyi dostlarılar yani. Bunlarla sohbet, yani sohbet bir alışveriş yapıyoruz. Tez, antitez, sentez. Analiz yapıyoruz yani. Farklı fikirler dostlar. Evet. Barikayı hakikat, müsaademe yapkardan zuhur eder. Aynen, yıldırım gibi diyor. Değil mi? Gerçekler yıldırım gibi çıkar diyor. Fikirlerin çatışmasından. Şimdi insanlar birbirlerine tahammül edemiyor. Olur mu ya öyle bir şey ya? Abi bu insanlar şehir açısından da önemliydi bu tip kanaat önder insanlar. Çünkü zaman zaman şehri yöneten insanlar da işte Sadık abinin, Hüseyin abinin yanına gider, istişare eder, bir şeyler danışırdı. Şimdi böyle insanların eksik oluşu şehir açısından da bir kayıp mı sence? Ya kayıp olmaz mı? Yani tabii yeni yeni insanlar da varıyor. Şimdi onlar gidiyor, arkadan birileri geliyor. Bu kemale ermek dediğimiz şey bu. Engin'cim, şimdi aşağıdan bak ne diyoruz? Bu yaşadıklarımız bizim için birer önemli tecrübe. Dolayısıyla yeni yeni insanlar da çıkıyor ortaya. Ön yargı olmasın, gerekli olan, önemli olan o. Ön yargısı olmasın insanların, herkes aradığını bulur yani. Yine bir dönem fikir kulübü vardı. Ada Fikir Kulübü. Sen de bu kulübün üyelerinden biriydin abi. Çok da verimli toplantılar yapılıyordu. Niye o bitti bu toplantılar? Neden dağıldı bu kulüp? Kulüp dağılmadı. Benim bildiğim dağılmadı. Ama sen başka bir şey biliyorsan bilmiyorum. Şöyle dağılmadı. İşte bu pandemi süreci falan başladı ya. Yani ondan önce de ufak bir başka türlü bir şey olmuştu. Bir ara verelim bir iki hafta falan gibisine. Ondan sonra da o pandemi süreci başlayınca doğal olarak yasaklandı toplantılar. Bizim toplantı dediğimizde 12-15 kişi bir araya geldiğimiz şey. Benim için önemli yerlerden bir tanesi. Neden? Çünkü orada gerçekten çok farklı siyasi görüşlere sahip insanlar var. Artı kendi branşlarında ihtisas sahibi işte profesör olmuş onlar var. Adaletle ilgili insanlar var falan. Bir de zaman zaman da genelde çeşitli güncel konular veya kafamıza takılan herhangi bir şey olduğu zaman misafirler geliyor. İşin uzmanı kişiler geliyor. Onları birinci elden duyma imkanım var yani. O anlamda çok değerliydi. Zannediyorum herhalde bu şartlar normalleşirse devam eder diye düşünüyorum yani. Yeni Cami doğup büyüdüğün semt de bir okul gibiydi Yeni Cami bölge olarak da. Orada da bir de Asma Altı Kahvesi vardı. Biraz da onun hikayesini dinleyelim senden abi. Asma Altı Kahvesi'ni. Asma Altı Kahvesi'ni biliyorsun. Şadırvan'ın hemen dibindeydi. Evet. Zaten kahvenin de yanında bizim de dükkanımız vardı. Arada bir çiğ börekçi vardı ilk zamanlar. Asma Altı. İşte oraları okul be Engin. Hep oturduk oralarda yani. Rahmetli Selahattin'le de orada oturduk. Şehrin başka insanlarıyla da oturuyorsun. Büyükler oturuyor, sen dinliyorsun falan. Böyle böyle gelişiyorsun yani. Az önce dediğimiz bir kemale ereceğiz ya yani. Kendimizi geliştireceğiz ya. Oralara çok çok önemli yani. Okul gibi bir şey. İnsana evet. Huzur veren ortamlardı. Evet tabii bunlardan ki. Bunlardan biri de Çak Mesire'ydi mesela. Evet. O da ayrı bir hikaye yani. Nasip işte orada da öyle geldik geçtik oradan. Peki abi şehrimizde gördüğün eksiklikler, yanlışlıklar neler?
Sen şimdi gezmeyi, seyahat etmeyi de seven bir insansın. Birçok Avrupa ülkesine de, Türkiye'de de gitmedin, neredeyse yer kalmadı. Gidiyorsun, geziyorsun, geliyorsun. Ya şu bizim şehrimizde de olsa dediğin, var bir şeyler oluyor mu yani bu şehre geldiğinde? Şimdi ben onu tersten bir başlayayım istersen. Kızılderili reisi diyor ki, son ırmak kuruduğunda diyor, son ağaç yok olduğundan, son balık öldüğünde diyor, beyaz adamın parası hiçbir işe yaramaz diyor yani. Şimdi Ekrem Başkan'ın yaptığı bu tarımsal faaliyetleri ben gerçekten destekliyorum, önemsiyorum. Ya olmazsa olmaz şeyler yani. İşte 70 kilometre boyunda bu bitki çaylarıyla üretim, yaklaşık 2 milyon adet fidan ekmişler. Melen bak. Botanik Vadisi. Melen Botanik Vadisi. Efendim çiftçi yetiştirme şeyi kurmuştu. Mükemmel yer merkezi. Mükemmel. Yani, evet. Kenevir ekimi. Kenevir ekimi. Efendim mesela bal 54 şu bu. o çiçeklerin, bitki çaylarının orada bal da üretecekmiş arılar. Tabii teknik olarak konuyu bilmiyoruz. Bunlar gerçekten fidan ağaçı. Fidan ağaçı diyeceğim. 17 günlük kapanma döneminde imalathaneye gidiyorum. Şeyden geçtim, o sigorta kavşağının oradan geçtim. Geçince baktım sağda bir canlılık, bir şey var. Durdum geçer geçmez arabayla. Bir girdim içeriye. Yani Hollanda'da gördüğüm şey. Ulan bu dedim ne güzellik dedim ya. Meğersem o gün açılmış ya. O kadar hoşuma gitti ki. Sonra bir gün sonra tekrar uğradım oraya. Alışveriş yapayım diye. Remzi Adıyaman da oradaydı. Onun da herhalde bir katkısı var oraya kardeşimizin, sağ olsun. Çok hoşuma gitti. Ya bir de millet o kadar ilgi göstermiş ki. Farklı yani, çok farklı bir şey yapmışlar. Fidan ağaçı. Şimdi tohum ağaçı. Ata tohumu. Ata tohumu. Ya bize gerçekten bunları lazım. Bak tamam, sanayileşeceğiz. İnsanlar zenginleşecek. Ama ondan sonra şimdi Almanya... Efendim sanayiyi neredeyse tamamen ortadan kaldıracak hale gelecekler yani 30-40 yıl içerisinde. Niye? Bunun da bir bedeli var yani. Onun için bu tarımsal faaliyetlerini çok önemsiyorum. Devamını da diliyorum. Hatta tarım konseyi neyse, yani ne yapılması gerekiyorsa o anlamda yapılsın. Ha, şehirden benim şu anda beklediğim ne olabilir? Bana göre şehirde ciddi bir trafik sıkıntısı yaşanıyor. Hele bazı zamanlarda iyice kilitleniyor, trafik sıkıntı yaşanıyor. Ya bu şehir dümdüz bir ovaya kurulmuş. Tepe olan yerimiz az bir yer yani. Ya arkadaş, tamamen odaklanılsın, şu raylı sisteme geçilsin ya. Dünyanın her yerinde. Şimdi dedin ya hani senin için önemli olan şey, ben Avrupa'nın çeşitli şehirlerini gezdim ama ben Hamburg çok enteresan geldi bana ya. Özellikle Hamburg'a giderim. Frankfurt, Almanya'nın şehirlerini de gezdim. Dev bir ormanın içerisinde bir şehre iniyorsun. Yaklaşık 3 milyon nüfusuydu o zaman. 3-3,5 milyon. Ormanın içerisinde kurulmuş bir şehir. Bir de çok enteresan. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş Almanya. Bir tane kilisenin kulesi var. Başka hiçbir şey yok. Abi ne yaptınız? Nasıl yaptınız ya? 2500 tane şehrin içerisinde köprü var. Bunun 1200'ünün üstünden araç gidip geliyor. Bak. Neredeyse bütün semtlere yani kanonla da gidebilirsin yani. Bir kanon varsa onunla da gidebilirsin yani. Kürek çekerek falan. Şehrin ortasında devasa iki tane yapay göl yapılmış. Ve şehir merkezinde hem yerin altından hem yerin üstünden aynı semtlere tren var, tren. Gezdiğim için biliyorum. Bindim, gittiği yere kadar gittim, geri döndüm. Alttan da üstten de. Ya 1945 yılında yerle bir olmuş Almanya. Daha da önemlisi Hamburg Limanı. Dershaneler. Ben orayı okyanus kenarı zannediyordum ilk başta ya. Elbe Nehri denilen bir nehir var. Nehirden yapmışlar. Deniz 65 kilometre ileride, 60 kilometre falan ileride. Yılda 3 milyar euro nehrin rehabilitasyonuna o zamanlar para harcıyorlar. Bunu nereden biliyorsun? Avrupa Müsait Kurucusu arkadaşım vardı, Ebu Bekir Taşçı. O anlattı bana hikayeyi. 3 milyar euro rehabilitasyonuna nehrin harcıyorlar. Dünyanın en büyük transatlantiklerini yapıyorlar limanlarında.
nehirden oluşturdukları limandan bahsediyorum. Engin. Bizde de var nehir. Bak şimdi. Dünyanın en büyük transatlantikleri yapılıyor. Allah Allah. Yıllık indirme bindirme kapasitesi o zamanlar 5 ya da 6 sene önceki şeyi söylüyorum. Türkiye'nin, yanılıyor da olabilirim ama aşağı yukarı rakamlar bu. Hatırladığım rakam kesin yalnız. Türkiye'nin bütün limanlarındaki indirme bindirme kapasitesi 55 milyon tonken Hamburg limanının indirme bindirme kapasitesi bir yıl için konuşuyorum bu rakamları. 185 milyon tondu. Abi yapmışlar bunu. Yürüyüş yolları, parklar, şu bu falan. Ha, o zamandan bu zamana bizde de olmadı mı? Oluyor. Yani bu millet bahçeleri, parklar falan. Bu gelişmeler de güzel tabii yani. Ama eksik olarak gördüğüm benim belediye anlamında, ya lütfen şu raylı sistemi devreye sokalım da insanlar rahatlasın. Yaşlılar falan binsin böyle medeni insanlar gibi. Onunla gidip gelsinler gidebilecekleri. Şimdi şey yapıyorlar, hesap yapıyorlar. Efendim şu kadar kişi binmesi lazımmış rentable. Ya arkadaş rentable'ı hesap edilecek hali yok ki ya. Adam bir kişi için tren gönderiyor ya Avrupa'da. Bir kişi biniyormuş bilmem ne köyünde, onu hatırlamıyorum şimdi. O tren oraya gidip geliyormuş ya. Bunu yapalım. Ne olacak yani? Buna odaklanalım. Şartları zorlayalım. Niye? İnsanlar rahat olsun. Trafikte o kadar böyle saçma sapan sıkıntılar yaşanıyor ki görüyorsun. Hele bu pandemi döneminde de bu insanlar ne bileyim acayip şeyler. Peki abi ülkenin genel gidişatını nasıl görüyorsun? Kardeş şimdi tabii dünyada büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yani bu sıkıntılar Türkiye'mizi de etkiliyor. Fakat bu dar boğazdan çıkabilmemiz için adil, şeffaf, çok kültürlü, toplumsal faydaya dayalı bir paradigmayla devam etmemiz lazım. Yani anladın mı ne demek istediğimi? Şimdi fedakarlık zamanı yani. Herkes fedakarlık yapacak. Yani zengin, fakir falan ayrım yok yani. Ne olacak yani çok zengin ol, çok para falan öyle bir şey yok ki bak. Öyle bir hale geldik yani. Oksijen alamıyoruz ya. İnsan oksijen denilen bir şey var ama gözle gördüğümüz bir şey değil yani. Ama bu böyle bir ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. Ve insanlar oksijen alamadıklarından dolayı öldüler yani. Sanayileşirken bunları da hesaba katmak lazım. Anladın mı ne demek istedim? Şimdi kamu otoritesini... Son soru muydu bu ya? Hayır son soru değil. Bir iki sorun daha var. Yani kamu otoritesini iyi bakmak lazım. Bu otoritenin kendisine emanet ettiği gücü, kamu gücünü kullananların da çok dikkatli davranmaları lazım. Anladın mı kardeşim? Adil olalım, şeffaf olalım. Ya çok dikkatli davranmaları lazım ya. Sen en alttaki memurundan bakanına kadar hepiniz bu insanlara hizmet için oradasınız ya. İnsanlar size falan filan yapabilir ama siz insanlara parmak sallayamazsınız ya. Bu iktidar böyle el değiştirdi yani. Bu niyetlerle geldi. Onun için bu çok önemli bir şey yani. Hani sıkıntı dedin de konuşuyoruz yani sıkıntıları konuşuyoruz. İşte bu yaşadığımız günlerde ortaya çıkan bir takım bazı durumlar yani. O yöneticilerin bazıları gerekirse fedakarlık yapmak zorundalar. Arkadaş yani sağ olsunlar hizmet vermişler teşekkür ederiz. Ama öyle bir yere evrildik ki acayip bir durum yaşanıyor yani. Sonra yani yerin altında bir sürü insan yatıyor bu dünyaya. Bir sürü katkılar sağlamış insanlar yani. Daha sıkıntılı dönemlere de şahit oldun abi. Mesela 28 Şubat süreci. O dönemde de çok şeyler yaşadın. Bizzat gittin o başörtüsü eylemlerine de katıldın. Bugünlerden de bir bahsedin. Ya arkadaş katıldık tabii ya. Yani o zaman bir takım zorbalar öyle söyleyeyim yani. Zulmediyordu insanlara ya. Yani aklıma geldi şimdi o zaman gazeteye ilan vermiştim. ANAP milletvekilleri Ersin Tanıl'a Ahmet Neydim'in dikkatine diye. Bak çok enteresan bir şey.
İmam Hatiplerin halkına savaş açanların sonu hüsran olur. İmam Hatiplerin kapanması mevzusu gündeme gelmişti. Ben de İmam Hatiplerin kapanmasını istemiyoruz diye. Halbuki benim ne çocuğum ama bir şey var ortada, bir sıkıntı yaşanıyor. Etrafımızdaki insanlar falan. Dolayısıyla ilan vermiştim. Yani buna bağlı olarak da işte o başörtüsü eylemleri dediğin gibi Türkiye'nin her yerinde o zaman eylem yapıyoruz. Eylem dediğim kavga gürültü bir yer, pencere kırmıyoruz, bir şey yapmıyoruz yani. Bir yerlere zarar vermiyoruz yani. Gidiyoruz. Demokratik hak. Demokratik hakkımızı kullanıyoruz yani. Zincir eylemi. Edirne. Edirne'ye gittik. Hı-hı. Bak Kapıkule'nin orada. Pazar günleri o dönemde hatırlarsın gece 2'de falan çıkıyorduk buradan. Eyüp Sultan'a gidiyorduk. Bir eylem vardı orada. Sabah namazları orada buluşuluyordu. O da eylem. Hatta o zaman Genelkurmay Başkanı'nın önünde bile eylem yaptık. Adalet, özgürlük, insanlık onuru falan diyerekten. Anladın mı? Niye bir takım zorbalar zorbalık yapıyor falan diye. Ya bir acayip bir şey yani. Şimdi ben nasıl duygulardasın desen o zamanki kadar olmasa da bir sürü sıkıntılar var gene kardeşim ya. Ya bu gelinen nokta. Dikkat etmek lazım bunlara Allah aşkına ya. Çok okuyan ve araştıran bir insan olduğunu biliyorum abi. Bu aralar neler okuyorsun, hangi konuları araştırıyorsun? Önünde de bir kitap var. Ya şimdi şöyle iki kitap birden şöyle okuyorum. Birkaç sayfa. Bu Sabahattin Ali. Ben ikinci kitabını okuyorum bunu. Ben çok geç tanıştım. Bugüne kadar çok kitap okudum da. Çok enteresan bir şey yani. Mutlaka senin de okuman lazım bunu. Şu anda okuduğum kitap, bitirmek üzereyim bunu. Sabahattin Ali'nin dergi ve gazetelerde yazdığı yazılar, makaleler yani. Bir de Emin Maluf'un Emplodekles'in Dostları roman, onu okuyorum. O da şu son an çıkan romanı. Son çıkan romanı. Yani işte bir şifa tüneli diye bir şey, başka bir uygarlıktan insanlar geliyor falan. Tam konjektüre uygun da bir roman yazmış. Onunla ikisini okuyorum. Ama sen kitap falan deyince dedim ki şu Marco Paşa yazıları ve ötekiler, yani şuradan bir iki küçük kısa cümle tam konularımızda. Bak şimdi 26 Mayıs 1947 yılında yazdığı genç arkadaş bir makalesi var. Küçük bir paragrafı okumak istiyorum. Ne olduğunu anlayalım diye adamın yani. Yurdunu, milletini, dünyada her şeyin üstünde tut. Bütün varlığını bu toprakları şenlendirmek, bu topraklar üstünde yaşayan insanların yüzünü güldürmek yolunda harca. Devam ediyor. Kısa geçiyorum yani. Gene 10 Mart 1947 Marco Paşa yazısı. Marco Paşa da yazıyor. Kendi menfaatlerini milletlerin menfaatinden üstün tutanlara, kendi hak edilmemiş ekmeklerini yiyebilmekte devam etmek için milletlerini kölelik zincirleri, cehalet karanlığı, korku uyuşukluğu içinde bırakmaya çabalayanlara lanet olsun. İnsanların toplu halde yaşayabilmeleri için ilk şart olan hak ve adalet kaidelerini bile kendi iğrenç arzularına alet ederek aralarında yaşadıkları insan cemiyetini korkunç bir düzensizliğe sürüklemeye çalışanlara lanet olsun. Bunu niye okudum? İşte ne bileyim. Yani paylaşayım istedim ya. Bak. ...17 Mart 1947... Adalet diye bir makale yazmış. Uzun tabii yani, bir sayfa makale. Bir küçük paragrafı okuyorum. 7-8 ay önce Yargıtay'ın verdiği bir kararı dinledim. Birkaç hürriyet kahramanı aleyhinde verilmiş olan bir hükmü Yargıtay bu kararıyla bozuyordu. Ufakça bir odada, çıplak bir tahta masanın etrafında oturan 5 tane yaşlı baş, hükümetin diş gıcırdattığı bu gazetecileri kurtarıyor. Derhal serbest bıraktırıyordu. Bu 5 aksaçlı adam o anda polisi, jandarması, valileri ve her türlü teşkilatıyla hükümetten, devletten çok daha kuvvetliydi. Onları böyle kuvvetlendiren şey de insan cemiyetinin temel taşı olan adaletti. Ya evet, cemiyet hayatında diyor ki huzur, kuvvet ve servetten değil adaletten doğar.
yöneticilerin çok dikkatli olması lazım. Para tutkularına yenik düşmeleri ve tarafsızlığını getirmesi durumunda adaletten eser kalmaz. Maalesef bir devletin gelişmesi de yıkılması da devleti yönetenlerin ve yargıçların elindedir. Adalet mülkün temeli. Evet, toplumu bir arada tutan en temel güç diyor adalettir. Birdir. Bu çok 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 önemli bir şey yani. Şimdi ben burada bir şeyler oturduk konuştuk. Bana göre dünyada söylenmemiş söz kalmamış kardeşi. Şimdi şiirler yazıyorlar insanlar, hikayeler, romanlar. Ben kendi adıma söylüyorum yani. Benim burada konuştuğum şeyler, okuduklarımdan aklımda kalan falan şeyler yani. Kendi ürettiğim bir şeyler değil. Benim kendi ürettiğim bir şey var ama. Sonuna geldik galiba işin, evet. Değil mi? Benim kendi ürettiğim bir şey var. Yani paradigmamdan bahsediyorum. Bakış açımdan, hedefimden. Kur'an'da bir ayet var. Zilzal suresi 99 numaralı sure. 7. ayetinde kim zerre kadar hayır ve iyilik işlerse karşılığını görecek. 8. ayetinde de kim zerre kadar kötülük yaparsa karşılığını görecek diyor. Ben bu şehirde doğdum, büyüdüm. Bu ayet çok çeşitli içtimai sebepler dolayısıyla sürekli tecelli ettiğine şahit oldum. Bak sürekli tecelli ediyor yani. Bu pragmatik bir bakış açısı olabilir. Hiç önemli değil. İki, Mevlana'nın bir sözü geldi aklıma. Mütevazı olan cömert olur, cömert olan merhametli olur, merhametli olan Allah'ın yarattığı bütün mahlukata karşı hizmet neşesinde olur. Öyle davranan kulum diyor engin, hem Allah'ın hem kulların rızasını kazanmış olur diyor. Yani işin şifresi içtenlikte mütevazı olmaktan geçiyor. İçtenlikle ama. Abi, ben böyleyim diye kibirlenmekten bahsetmiyorum yani, yanlış anlama. Yani ne demek istedik? Ya arkadaş, kötülük yapmayı bırak, aklından bile geçirme yani. Hepimiz elimizden geldiğince, karınca kaderince, becerebildiğimiz kadar iyilik yapalım. Bak, birçok şeye şahit oldum, sana yemin ederek söylüyorum. İyi insanlar için ölüm ödül olacaktır yani. İnceleyin abi teolojik olarak. İnceleyin yani lütfen. Bütün dinleri inceleyin. İncil'i, Tevrat'ı, Budizm'i, git geriye, paganizme kadar git. Onlar da enteresan ha, bak ben sana söyleyeyim. Paganizmi de kenara atma yani. İçlerinde peygamberler de vardır. 124 bin peygamber deniyor. Hı hı. Ya Aristo denilen bir adam var, Sokrates denilen bir adam var. 2500 yıl sonra bunları biz hatırlayabiliyoruz. Boşuna değil, karısı geliyor, seni diyor boşuna öldürecekler diyor. Haksız yere öldürecekler. He, haksız yere öldürecekler. Haklı yere mi öldürseler? Haklı yere mi öldürsün? Arkadaşları şeye kaçırmayı teklif etmişler de kabul etmiyor tabii yani. Ama bak 2500 yıl sonra tekrar onları anıyoruz yani. Bunların hepsi bir kadim geçmişimiz bizim. Bu süzgeçten geçiyor. Münir Derman'ın bir sözü geldi aklıma. Cahil ilimsiz demek değildir diyor. Doğru isten sağduyudan yoksundur diyor. Öyle olan alim de cahildir. Adam profesör olabilir. Bir konuda ihtisas sahibi. Ama geride var büyük bir dünya. Bomboş. Böyle birçok insan da var yani. Doğru istediğimiz şey ne? Mahşeri vicdan. Mahşeri vicdan. Farklı farklı görüşte insanlar. Şimdi biz orada oturuyoruz ya konağın bahçesinde. Çok çeşitli siyasi görüşten ve farklı kültürlerden insanlar var. Mahşeri vicdan dediğimiz, yani küçültülmüş halini söylüyorum. Dediğimiz şey kamuoyunun sağduyusu. Bak orada hiçbir kimse yanılmıyor. Hepimizin içinde bu hakikat tohumları var. Fakat biz çeşitli gerekçelerle ya bu sese kulak veriyoruz ya da bu sesi boğazlıyoruz. Niye boğazladık biz bunu? Bir takım dünyevi çıkarlar uğruna. Bitti. Kendi ruhunu tecavüze uğratmış oluyorsun. Rahmetli Şeref amcadan bu söylediğim. Kendimden değil. Ruhun tecavüze uğraması. Bak çok enteresan. Sana diyor, içeriden sinyal geliyor. Hani Yunus Emre'nin de söylediği var ya, bir ben var benden içeri. Ben şimdi arkadaşlara diyorum ki ya arkadaş, iyi ve kötü yapanların hepsi benim için değerlidir. Ya ne diyorsun ya? Ya arkadaş, basit bir mantık yürütüyoruz burada şimdi. İyilerden ne yapmamamız, nasıl yapmamız gerektiğini öğrenirken, kötü yapmamız gerektiğini öğrenirken kötülerden de ne, nasıl yapmamamız, ne yapmamamız gerektiğini öğreniyoruz.
Onun için değerlidir. İşte bu kadar baktık. Ayıp gören diyor, gaybı göremez. Bak bak şimdi. Şimdi level atladık. Ayıp gören. Şunu söylemek istemiyorum. Şimdi kamu görevlilerinden bahsettik ya. Onlar hata yaptığı zaman zaten kendi ruhlarını tecavüze uğratmış oluyorlar. O Yunus Emre'nin bir ben var benden içeri dediği o ben var ya. Ölene kadar peşini bırakmıyor. Anladım bunu. Kendim de ufak tefek hatalar yaptım. Anladım, uyuyamadım. Yani sıkıntı. Bu ben bırakmıyor peşini ya. Bir de büyüklerini yapanı düşün yani. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani sonuç itibariyle kardeş, diyen aynı şeye dönüyorum. Hepimiz şimdi fedakarlık zamanı, toplumsal fayda adına elimizden geldiğince kim ne yapabiliyorsa tekrar karınca kaderince herkes becerebildiği kadar iyilik yapsın. Söyleyeceğim bu. Evet, bir kitabın ortasından programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz iş adamı Ramiz Aktı. Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki hafta aynı saatte başka bir konukla tekrar bir arada olmak üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler, hayırlı akşamlar diliyorum.